Rafet Bey, biz niye geldik buraya? Şöyle güzel bir araba alacağız canım. Aman efendim, hoş geldiniz Rafet Beyciğim. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne güzel sizi burada görmek. Ne güzel sürpriz. Tako, gelinim. Merhabalar. Tahsin Bey. Hoş geldiniz. Nalan, sakın kabul etme. Araba falan alınmayacak. Duydun mu beni? Sana gösteririm. Ben sana bunun hesabını sorarım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben. Güzel. Ya, hal hatır sormalarınız bittiyse şuradan birer tane araba seçin bakalım haydi. Rafet Bey, kabalık olarak düşünmeyin ne olur ama. Düşünürüm, düşünürüm. Şimdi benim lafımın üstüne laf olmaz değil mi? Haydi bakalım. Birer tane araba seçin kendinize. Sen de seç kendine bir araba Sedat Beyciğim. Tamam baba. Hediyelerinin geri çevrilmesini hiç sevmez. Yani kalbi kırılıyor. Günlerce kafasına takıyor sonra. İyi de Sedat, yani hediyeleri de hiç az buz şeyler değil. İnsan nasıl kabul edeceğini şaşırıyor. Haklısın. Haklısın ama biraz aksileşmesini istemiyorsak birer araba seçsek iyi olur. Yoksa inan bana pişman eder bizi. Nasıl? Bu nasıl? Güzelmiş. Güzel. Şu da fena değil ya. Bir bakayım ben. Niye açmıyorsun Nalan? Rafet Bey anlayacaktı. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Arayacağım tekrar birazdan. Sedat yok değil mi? Yok anneciğim. Ara beni tekrar. Hadi, ne bekliyorsun? Nalan kızım, ya girsene şu arabanın içine. Bir incele bakayım onu. Yani niye duruyorsun öyle? Haydi. Bakıyorum Rafet Bey. Bakıyorum. Sedat denen adamla ben yanında olmadan görüşülmeyecek. Hele bir görüş. Sana yeminle Allah yarattı demem, ikinizi de lime lime ederim. Güzel araba. Eline ne oldu? Yok bir şey olmadı, kaza. Sabah öyle ufak bir kaza atlattım. Senin bacağın nasıl oldu asıl? Ağrınsızın var mı? Ya bazen oluyor da işte akşamları ilacımı içince iyi geliyor. İçmeyi unutmazsam tabii. Unutmamak lazım. Bak Nalan kızım bak. Bir de şuna bak. Bu güzel bir araba.
Çok iyi bir arabadır bu. Bak şuna bir. Bakayım efendim. Alo anne. Rafet Bey anlayacak diye telefonu kapatmak zorunda kaldım. Anla da anlayacak zaten, konuşamıyorum şu an. Nala, araba falan alınmayacak, duydun mu beni? Anne, kapatmak zorundayım. Gerçekten konuşamıyorum şimdi. Rafet Bey şu an bile bakıyor. Nala, Sedat orada değil değil mi? Değil. Değil anne, gerçekten değil. Nalan, bu değil mi? Alo. Kim o? Sedat mı yoksa? Değildi. Değildi anne, Rafet Bey'di. Yemin ediyorum değildi. Ben kapatıyorum şimdi. Bu değil mi? Bak, bence de bunu seçmelisin. Çok acayip bir araba. Hafize, Adil gitti değil mi? Gitti. Ha, iyi, benim çantamı şeyimi getir, paltomu getir hadi. Bir yere mi gideceksiniz? Sana ne Hafize? Dediğimi yap sen. Ömer'e de haber ver, hadi. Bak, hani anne babalar çocuklarını oyuncakçı dükkanına götürüp sonra çocuk da kendini orada kaybedip oraya oraya koşturuyor. Bu da tam ona benzemedi mi şimdi? Arabaları seviyor galiba. Sever, sever. Sevmez mi? Sen seçtin mi kızım arabanı? Bu olsun. Sizin için de uygunsa. Yani bu kadar arabanın içinde seçe seçe bunu mu seçtin ya? Rafet Bey, gerçekten ben ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım. Yani bana kalsa bunu da istemem. Hiçbirini istemem. Ama yani bir yandan da sizi kırmak istemiyorum. Tamam, tamam. Bükme öyle güzel boynunu bakayım. Sen hangisini istiyorsan o olur tabii canım. Ama yani ben diyorum ki seni Allah gönderdi bana. Herhalde ben bunca böyle sadaka verdim, yardım ettim sağa sola, onun mükafatısın sen bana diyorum yani. Onun için sen buradan ne seçersen seç, hakkındır kızım. Sağ ol. Sen seçtin mi arabanı? Bu olsun baba. Yalnız senin bu tok gözlüğünü bizim bu Zibidi'ye de öğret, tamam mı? Söz mü? İkisini hazırlayın, alalım. Hayırlı olsun Rafet Bey. Hemen hazırlıyorum evrakları. Çok teşekkür ederiz Rafet Bey. Hayırlı olsun. Güle güle bulalım. Hayırlı olsun. Sağ ol baba.